İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde sınıf öğretmenliği okuyorum, birinci sınıf. Bingöllüyüm. Burada boş zamanımız çok fazla olduğu için biz değerlendirmek istedik. Ne yapsak ne etsek diye düşündük ve Mavi Kapak projesi yapmaya karar verdik. Daha doğrusu bir araya getirdik. Sağ olsun arkadaşlar çok yardımcı oldu. Amacımız toplumsal farkındalık yaratmak. Şimdi biz böyle bir yola girdik. Dolayısıyla çok fazla engel çıktı. Yapamayacaksınız, olmayacak, zamanı bitmiş gibi şeyler. Bazen yeri geldiğinde hani çöpleri karıştırdık. Yeri geldiğinde oda oda dolaştık. Yeri geldiğinde yerde bulduğumuz kapakları aldık. Çok şükür 17 bin tane kapağımız oldu. Bu şeylerle aynı arabaya biniyoruz. Aynı şeylerden yiyoruz. Dolayısıyla bizden hiçbir farkları yok. Ve engelli olmak da bir eksiklik değil. Bunu da özellikle söylemek istiyorum. Biz Mavi Kapak topladığımızdan beri karşımıza çok büyük engeller çıktı. Bunlar empati becerisinden yoksun insanlardı. İşte süresi dolmuş, biz hepsini zaten topladık, yaktık gibi şeyler söylendi. Ama biz hiçbir zaman pes etmedik. Bazıları da engelli kardeşlerimize acıyarak bakıyor. Acımak kötü bir kavram. Biz onlara merhamet ediyoruz. Amacımız onları mutlu etmek. Hani hepimize birer sonuçta engelli adayıyız. Mavi Kapak toplamak için Kayaka'da oda oda dolaşıyorduk. O sırada Özlem'le tanıştık. Sağ olsun o da bana çok yardımcı oldu. Amacımız hani 1 milyon, 2 milyon kapak toplamak. 4 yıl boyunca buradayız sonuçta. Bunu en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Hatta bazen yolda arkadaşlar gördüğü zaman Mavi Kapakçı kız deniliyor. Bu yüzden de kendimle gurur duyuyorum. Her mavi kapak bizim için bir mutluluktur ve biz mutluluklar çoğalsın diye mavi kapakları topladık. Damlaya damlaya göl oluştu. Şu an 17 bin tane kapağımız var. Hedefimiz inşallah 2 milyon, 3 milyon. Ve engelli olmak bedensel olan bir şey değil, zihinde olan bir şey. Bundan beri mavi kapak topluyoruz. Ama yaklaşık 30 bin, 40 bin tane başka projelere bağışladık. Şu an elimizde sadece 17 bin tane var. Belki bir sandalye almak için yeterli bir sayı değil ama inşallah toplamaya devam edeceğiz. Ben demiştim sınıf öğretmenliği okuyorum. Bunun için de köy okullarına yardım projelerimiz de var. Bunun için hani destek bekliyoruz. Bize Mavi Kapak'ta da yardımcı olan Sadullah Bey'e kendisine çok teşekkür ediyorum. Mavi Kapak sadece Ağrı genelinde toplamadık. Diyarbakır'da spor salonunda tanıdığım insanlar da topladı, buraya gönderdiler. Bingöl'de memleketten toplayan arkadaşlarım oldu, ailem oldu. Hatta çantamda, cebimde, çekmecelerimde, dolabımda her yere, yani nereye baksam Mavi Kapak buluyorum. Bingöl'den de hiç unutmam, iki tane Mavi Kapak buraya getirmiştim.